Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Blulok'un yeni bölüm incelemesiyle karşınızdayım. Farkındayım çok uzun zamandır sizleri bekletiyorum arkadaşlar. Ne yazık ki işlerimden kaynaklı olaraktan fırsatım olup gerçekten çekemedim. Bundan sonra her hafta düzenli bir şekilde çekmeye devam etmeye çalışacağım. Yine işlerim olabilir, aksayabilir ama hiçbir zaman bölüm gelmemezlik olmayacak. Kanal olabildiğince hızlı bir şekilde bu videoları atmaya çalışacağım. Tabii ki inceleme geçmeden önce de arkadaşlar Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve lütfen like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ne kadar çok Blue Lock sevene ulaşmak istiyorsak sizlerin atmış olacağı like o kadar önemli. Algoritma gerçekten like üzerine çalışıyor. Ne kadar çok like gelirse o kadar fazla arkadaşlar kişiye ulaşıp izlenme sayısı artıp bana da abone ve izlenme sayısı olarak geri dönüyor. Sizlerden ricam lütfen videoyu beğenip yorumlara istediğiniz düşünceyi beğendiğiniz beğenmediğiniz noktaları yazmanız olacaktır. Artık lafı da fazla uzatmayalım. 260. bölüme başlayalım. Evet arkadaşlar, 260. bölüme geçmeden önce biliyorsunuz 5-6 bölümlük bir ara geçti. Ben de ben de bunların incelemesini çekmedim. Kısaca özetlemek gerekirse arkadaşlar, biliyorsunuz şu an e, PXG 1-0 öndeydi ve gerçekten Charles ve Shido'nun inanılmaz bir uyumu vardı ve bu uyumun devam ettiğini görüyoruz. Ama hatırlarsanız Cyborg <laughs> Kunigami bu durumu engellemeyi başarmıştı geçtiğimiz bölümlerde ve gerçekten Shido'yu engellemiş. Hatta e, Hiyori de Yo Hiyori de bu durumu el atıp Charles oyundan düşürmüştü hatırlarsınız. Sonrasında Kunigami, Isagi ve e, Hiyori'nin uyumuyla beraber arkadaşlar. Isagi çifte silah şeklinde havada yön değiştirerek, böyle ayaklarını e, yön değiştirerek hem Rin'i hem de Kaiser'i mağlup başarmıştı arkadaşlar. Ve bundan dolayı artık maç bir birlik bir duruma evrilmişti. Hatırlarsanız sonrasında son bölümde e, Kaiser'in böyle muazzam bir denemesi vardı ama başarılı olmamıştı. Bu denemenin nasıl ortaya çıktığını vesaire görmüştük ve bu deneme başarısız olarak Kaiser biraz yıkıntılı Moda düşmüştü arkadaşlar ve bu bölüm içerisinde de Kaiser'in geçmişiyle, Kaiser'in nasıl futbol hayatına başladığına ve geçmişin neler yaşadığına hep birlikte bakmış olacağız. Bu bölümü okuduktan sonra muhtemelen çoğunuz e, Kaiser'i üzüleceğinizi düşünüyorum ve bundan kaynaklı olarak Kaiser fanı olabilirsiniz. Ama ben diyorum ben Kaiser'i ilk çıktığı bölümden beri seviyorum o yüzden benim Kaiser en sevdiğim e, sporculardan, futbolculardan bir tanesi. Sonradan Kaiser fan olan arkadaşlar lütfen... Bizim saflarımıza gelip bizim arkamızda durmaya devam edin. Kaiser öyle bir şutur dışarı attım diye yıkılacak, bitecek bir oyuncu değil. E sonunda bu maçın bence yıldızlarından bir tanesi olup kendi gücünü ortaya gösterecektir diye tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar bölüme hep birlikte başlayalım. Evet oğlanın adı Michael Kaiser diyor. Bu arada Kaiser'in babası. Şişman, gereksiz ve boş bir adam duruyor görmüş olduğunuz gibi. Ve görmüş olduğunuz üzere e, Kaiser'e büyük şiddet uyguladığını ve çok zor bir çocukluk yaşadığını görüyoruz. Şimdi Kaiser'in babası önemsiz bir yönetmendi ve annesi de e, babasının baş aktristiydi diyor. Aralarındaki aşk tutkulu bir gecede istenmeden yapılan bir kazayla bağlandı diyor ve Çocuk doğduktan sonra yani Kaiser doğduktan sonra annesi bu arada çok güzel bir kadınmış görmüş olduğunuz gibi e, oğlunu ve babasını terk etti. Evet klasik böyle bildiğimiz e, klişe hikayelerden bir tanesi. Kadın adamı kullanıyor yükseliyor çocuk oluyor çocuğu bırakıyor ve gidiyor. Sonrasında arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bunun üzerine babasının kalbi kırılmış kariyeri başlamadan bitmiş ve dibe çökmüş olduğunu görüyoruz. Tabii ki alkolik kumar bağımlısı bir adamdı ve bu ortam içerisinde Kaiser'in büyüdüğünü görüyoruz. Tabii ki Kaiser'in işe gitmesi dediği şeyde de Babası Kaiser'i arkadaşlar ufaklığından beri hırsızlık yapmaya zorluyormuş. Eve bir şeyler getirebilmesini sonuçta kendisi çalışmıyor bir şey yapmıyor sürekli içiyor affedersiniz sıçıyor ve kumar oynuyor ele geçirdiği paradan. Hırsızlık yaparak işte ne bileyim salam, sosis, işte yiyecek çalıyor, para çalıyor, mücevher çalıyor bunlarla geçimini sağlatmaya çalışıyordu. Görmüş olduğunuz gibi bir süt getirmediği için bile sürekli dayak yiyordu arkadaşlar hani istediği şeyleri bile getirse yine gün içerisinde bu durumdan muzdarip oluyor arkadaşlar. Sürekli dayak yiyor Kaiser. Yapacak bir şey yok. Çok zor bir çocukluk geçiriyor. Ama babasının tek bir şeyi var annesinden atmadığı. Babası tarafından verilen bir gülü saklıyordu. Hatırlarsanız Kaiser'in de boynunda güzel bir mavi gül vardı. işte o gülün nereden geldiğini buradan öğrenmiş oluyoruz. Çocuk neden bunu sakladığını anlamıyordu diyor. Babanın hayatını mahveden şeylerden birisi diyor. Ama babası da burada diyor ki evet beş para etmez herifim bileyim diyor. Sevdiğim kadın beni terk etti. Beni yeteneği kalmamış değersiz bir kimseyim diyor. Hiçbir şey yolunda gitmeyen bir zavallı adamım diyor. Ama sen aşağılıksın diyor. Küfürler ediyor bunları söylemek istemiyorum. Ve insansız bir yaratıksın diyor. Burada kullanmış olduğu undermeş kelimesi de arkadaşlar tam okuyamadım ama Naziler tarafından Yahudiler için kullanılan alt kısmı anlamına gelen kelime olduğunu söylüyor yani. Çok çok ezici bir kelime böyle. Şu an tam bir ırkçı söylem olduğunu söylerim arkadaşlar ve sonrasında Kaiser'in biraz daha büyüdüğünü ve geçimini daha rahat bir şekilde yaptığını görürüz. Evet çocuk büyüdü ve arzusu güçlendi. Çaldığı şeyler haricinde değerli eşyalar da satıp para biriktirmeye başladı. Ve bu para biriktirme sonucunda 12. yaş gününde arkadaşlar kendine bir futbol topu alıyor. Bu futbol topunu bir böyle insan gibi düşünmüş. Kayser sonuçta yaşamış olduğu travmalardan dolayı sinirlenip yumruk atsam da ne kadar vursam da geri geldi. Zor zamanlarında sert durumlarda bile diyor yanımda kal diyor ve hiçbir e, ses çıkarmadan her zaman benimleydi diyor. Ve futbola bağlanmasının asıl sebebi arkadaşlar, hop dışında gerçekten hayatında hiç kimsenin olmaması. Babası var ama babası gerçekten çok kötü bir insan. Sürekli şiddet uygulanıyor ve psikolojik olarak e, dayanabildiği, güç bulabildiği tek şey gücü görmüş olduğunuz, almış olduğu futbol topu. İlerleyen zamanlarda yine büyük bir soygun oluyor ve bir gün diyor birkaç hır, hırsız yakındaki mücevher dükkanını soydu. Yakalanan hırsızlardan birisi de Michael Kaiser ismini verdi diyor. Michael Kaiser'ın bu suçlardan birisi Kaiser'i suçluyor. Suç ortağı olarak çocuk ve hırsız birbirlerini tanıyorlar demişler. Ama çocuk tamamıyla masum. Yani tamamıyla boş bir suçlama. Çocuk etkilen, etiketlendi diyor. Ve babası sonrasında saldırıyor polis ayırıyor. İşte diyor sen diyor hırsızlık mı yapıyordun falan filan deyip böyle ortada şey yapıyor. Ve sonrasında çocuğun yatağının altında bir kasanın içinde para buluyoruz. Ve sonra babası diyor ki ulan diyor bu kadar param var niye sakladın falan filan diyor. Ve sonrasında tam böyle dışarı çıkarken Kaiser babası sinirle beraber elindeki cam kırıklığıyla beraber topu patlatacakken Kaiser sinirli bir şekilde hayatta tek değer verdiği şeyi topun patlamaması için bir ayağıyla koyuyor var ya böyle topa vurur gibi böyle vole çakıyor. Sonra bir de polise de vuruyor. <laughs> İkisini birden e, düşürdüğünü görürüz arkadaşlar. Ve sonrasında hapse girmiş bir Kaiser var ve futbolu seviyor musun diye bir adam geliyor arkadaşlar. Evet bu futbol sen de FIFA ee, lisanslı ajanıymış arkadaşlar. Dünya Futbol Derneği'nin lisanslı ajanı Raydak. Eğer öyleyse seni buradan çıkartacağım diyerek arkadaşlar 261. bölümde Kin adıyla devam edecek. Evet Kaiser'in nasıl bir çocukluk yaşadığını bu bölüm içerisinde görüyoruz. Gerçekten futbola nasıl bağlandığını bence güzel bir şekilde anlatmışlar. Ama çok böyle arkasından durabileceğimiz çok böyle dolu bir hikayesi olmadığını söyleyeyim. Klasikleşmiş, klişeleşmiş hikayelerden birisi de Kaiser için burada aktarılmış. Hani hatırlarsanız bundan önceki birçok karakterde buna benzer durumlar vardı. Yok birisi şöyleydi biri böyleydi. Hep böyle klasikleşmiş konular işleniyor. Zaten işin aslı futbol olduğu için. Yani böyle karakterin arka planlarını yazarken muhtemelen mangaka çok düşünmediğini düşünüyorum ben. Çok böyle kasmıyor kendini. Çok detaylı bir geçmiş yazmak istemiyor anladığım kadarıyla. Kaiser'e de klasikleşmiş işte kariyer basamaklarını tırmanmaya çalışan bir baba. Ve o babanın arkasında onu kullanıp terk eden bir anne ve sonrasında çocukla beraber baş başa kalmış bir baba ve bundan kaynaklı olarak annenin suçunu çocuğundan çıkartan ve çocuğun zorbalandığı bir e, hikaye olduğunu görüyoruz. Yani çok fazla böyle üstüne düşürüp yazılacak, detaylandırılacak bir hikayesi yok. Ha, tabii ki üzücü olduğu noktalar var. E, babasından kaynaklı olarak e, futbola nasıl bağlandığını bence güzel ve hoş bir şekilde anlatmış. Ama tabii ki üzücü. E, bu bölümden sonra dediğim gibi yani Kaiser'in de e, neden e, böyle bir insan olduğunu biraz daha anlayabiliyoruz. Hırsının nereden geldiğini, nasıl bir zorluk yaşadığını ve bu zorlukların nasıl üstesinden geldiğini ve nasıl çalıştığını muhtemelen bu bölümde biraz gördük. 261. bölümün adı da kir olacağı için arkadaşlar. Ondan kaynaklı olarak da neden Kaiser'in çabaladığını ve dünyanın en iyisi olmak istediğini ben biraz daha anlayacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Ve bu arada görüyorsunuz 4 saat sürdü. bölüm 4 sayfasını arkadaşın yapmasına rağmen bu emeğe karşılık tepki ve yorum atmayı unutmayın Değil yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. 82 tane yorum gelmiş. Ben de bölümden sonra çeviri için teşekkür edeceğim Adumanga ekibine. Gerçekten kendilerine teşekkür ediyoruz tekrardan. Birçok sitede bunlar okumak için Android uygulamalar yükletmektir, yok e, reklamları engelleme kapatmaktır, carturcuttur birçok saçma şey çıkıyor sitelerde. E, öyle bir site olmadan bize düzgün bir şekilde aktardıkları için ben teşekkür ediyorum kendilerine. Evet arkadaşlar bu bölümü de bu şekilde incelemiş olduk. Maç 1-1 olarak devam ediyor. Şu an Kaiser'in maç içerisindeki yıkıntıdan kurtulup neler yapabileceğini görmüş olacağız biraz da. Bakalım artık o vuruşu gole çevirebilecek mi? O efsane ayak dışı falsosunu Travela mıydı neydi? Kuvaracıma falan çok atardı hatırlarsanız Beşiktaş zamanlarında. Ona gö benzer bir ayak vuruşuyla beraber 90'a gol atacağı bir e, bölüm görecek miyiz? Bir vuruş görecek miyiz? Çok merak ediyorum. Umarım da görürüz. E, sonuçta ben Kaiser'in İseki tarafında yenilmesini şu an için istemiyorum. Ben İseki'nin Rini yenmesini istiyorum. Sonuçta Kaiser abi yaş olarak daha büyük, daha tecrübeli ve şu an için bu turnuvanın içerisinde profesyonel bu e, Noah'lardır vesairelerdir, Sunufiler'dir. Bunların dışındaki en iyi oyuncu. O yüzden Rin ve burada geçilmesi bence çok kötü olacaktır. Isagi, Kaiser'e geçecekse Dünya Kupası'na geçmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Burada Blue Lock Projesi içerisinde bu olmaması lazım. O yüzden Kaiser'in ben hızlı bir şekilde toparlanıp muazzam bir gol atmasını bekliyorum arkadaşlar. Şimdilik bölüm incelemi benden. Bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. bay bay.